Bismillahirrahmanirrahim. 4. ayın 30'u 2016. Tuhfetü Seniyye sınavı. İkinci sınavı yapmaktayız. Tuhfetü Seniyye bir Arapça gramer kitabı. Bunu okumaktayız. 100 sayfa işledik. İlk 100 sayfaya göre sorular. Soru 1. Eade fiilinin tekit nefi istikbal nefse mütekelli mali gayrı sıgası aşağıdakilerden hangisidir? Soru öyle bir soru ki sanki dersin bayağı bir düşünmen gerekecek. Öncelikle eade fiili, tekit kısmı, nefi kısmı, istikbal, nefsi, mütekelli, mal, gayr. Yani istenen şey neredeyse bir satır. Oysa cevap len ile başlamak. Bu sorunun cevabı yani çok basit, bilinebilecek bir şey. Bunu cevaplamak için emsiliği bilmek yeterli. Oysa bu soru İhtisas sınavında soruldu. 2016, 2015, 2016'da çıkan sınavda sınav sorularından birisi buydu. Birebir kopyaladım soruyu. Len nu'ide. Len nedir? Len yensura. Len oldu mu o muzari kalıbı ne olur? Tekit nefi olur. Tekit nefi istikbal olur. Tekittir, nefidir, istikbaldir. Sadece len burada var. Başka len olsa hani bir de nefsim tekelli mali gayır mı? Onun üzerine gidelim bakalım diyeceğiz de. Sadece tekit nefi istikbar bir tane var. Len ile olmaktadır. Nasara yensuru, nasru, nasir, mensur, lem yensur, lem ma yensur, ma yensur, la yensuru, len yensura. Çok kolay bir soruydu. Yani bizim verdiğimiz derslerde diyebilirim ki 2 gün bizde ders almış birisi birinci soruyu cevaplardı. Töhfet-ü Seniye ile bir alakası yoktu esasen. Ama sorduk çünkü ihtisasta çıkmış, ne kadar kolay sorularında çıktığını göstermek için. 2. Ya Büneyye diye devam eden ayette altı çizdiği kelimenin türü nedir? Hud suresi 42. Büneyye, ya Büneyye, ey oğulcağızım, oğulcuğum. Büneyye nedir? İsmi tasvirdir. Çok yine kolay bir soru. İsmi tasvirdir. Küçültme ismi. Soru 3. Aşağıdaki cümlede kaç tane mebni kelime vardır? El ihtiyardan alıntı. Bir benzer soru da ihtisas sınavında sorulmuştur. Kaç tane mebni kelime var? Bir cümle veriliyor. Bulun bakalım deniliyor. Ben de metini değiştirdim. El ihtiyardan olsun. El farku beynehu ve beynel vuzu'i ennehu me'murun bi gasli'l vechi fil vuzu'i. Abdest ve gusül arasındaki fark anlatılıyor burada. Kaç tane mebni kelime var? Mebni, murevin zıttı. Mebni nedir? Murev nedir? Bunlar hep işledik. Seniyye'de. Vel farku bir defa vavla başlamış. Vav bir harftir. Harfler mebnidir. Birinci mebnimiz bu. Devamında beyne. Beyne zarftır. Bu da yine mebnidir. Hu zamirdir. Zamirler mebnidir. Kaç yaptı? 3 yaptı şu ana kadar. Vav 4. Beyne 5.'si. Henne 6. Hu 7. Bigasli. Ba 8. Fi 9. Açıkçası yani incelerken acaba şıklarda hata var mı diye düşünmeye başladım. 9'dan fazla mı çıkacak, 7'den fazla mı çıkacak diye. Yani 7 miydi, 9 muydu ben de hatırlayamadım ama cevaplarken 9 çıktı. Demek ki 9'muş. Vav harf 1, beyne 2, hu 3, vav 4, beyne 5, enne 6, hu 7, ba 8, fi 9. Bunlar mebnidir. Demek ki doğru şık B şıkkı. 4. Aşağıdaki metinde geçen gayrimusarif hangisidir? Gayrimusarif olma sebebi nedir? İkisini de cevaplayın. Fetavahinniye. El faslul evvelu fi ferai zil vuzu'i fi ferai zal. Yani bat fethalı mı esreli mi okunacak? Ferai kelimesi nedir? Gayrimusariftir. Şıklara bakıyoruz. A. Vuzu kelimesidir. Gayrimusarif olan. Çünkü vav'dan sonra hemze gelmiştir. Bu tamamıyla yani boş bir şey. B şıkkı feraiz kelimesidir. Çünkü müntehel cumu kalıbıdır ve özel isimdir.
Müntehel Cumhur olduğu doğrudur. Müntehel Cumhuroluş neydi? Kısaca bir hatırlatalım. Evvela bu kelime cemi mükesserdir. Cemi mükesserin kesret vezinlerinden olup ayrıca müntehel cumhur kalıbıdır. Müntehel cumhur olduğunu nereden anlarsın? Teksir harfi elif var burada. Elif'in sol tarafında iki tane harf olduğuna göre iki de olur, üç de olur. İkisi de mümkün yani. İki de olsa, üç de olsa geçerli. Elif'in sol tarafında, o teksir Elif'in sol tarafında iki harf olduğuna göre bu feraiz kelimesi müntehel cumhur. Müntehel cumhur olması yeterlidir. Müntehel cumhur kalıbı tek başına yeterli. Yani bir kelimenin gayrimüsterif olabilmesi için bazen iki illet, bazen tek illet alır. Bu müntehel cumhur oluş tek illettir. Tek illet olup iki illet gücündedir. İki illet yerine kaimdir. Başka bir illet aranmaz. Feraiz gayrimüsterif. Sebebi müntehel cumhur oluş. El evvel kelimesidir. Çünkü tertip ifade ediyor. Tamamıyla asılsız. 5. Aşağıda yeşil ile çizilmiş kelimenin irabı nedir? Ve beşşir ile de yine amenu. Ayet. Beşşir beşşara yübeşşiru tebşir. Mübeşşir devamında. Beşşir müjdele. Emri hazırdır. Emri hazırın irabı nedir? Bulunan bu kalıp sükun üzere mebnidir. İrabı bu. Peki neden esra almış? Es-sakinu izâ hurrike hurrike bil kesri sakin harfi hareke vereceğin zaman esre verirsin kaidesinden ötürü esra almıştır. Bu kaide maksutta geçmekteydi. Niye hareke veriyoruz ki? Sol tarafında da sakin bir kelime var. Beşirille ikilam sakin ikincisi harekeli şeddi açtığında beşirille beşirlediğine diye başlanmaz yani beşirlediğine olmaz ellediğine dersin buna da gerek yok buradaki hareketsel harekeli diğerine katarsın. Kırmızıyla çizilmiş kelimenin fail ve mef'ulü nedir? Amilu, amila, amila, amilu. Beşir müjdele ellediğin o kimseleri ki aminu iman ettiler ve amilu ve yaptılar ne? Es-salihati yararlı işler yaptılar. Amilu fiildir. Vav faildir. Es-salihati mef'uldir. Vav fail cemilerde vav fail olmaktadır. Görüyoruz ki vav nedir? Sükun üzere mevni olup mahallen merfudur. Aynen böyle geçti bu kitap. Es-salihat kelimesi cemi müennes salimdir. Cemi müennes salimin nasb alameti kesredir. Fethadan naib olarak kesredir. Evet, faili mef'ulü söyledik. Altı aşağıda yeşil ile çizilmiş, yeşil renkle çizilmiş kelimede ya harfi neden cezimli? Velemma ca'e emruna necceyna necceyna. Buradaki ya'da neden cezim var? Bu ne cezmetti? Başta cezmedat mı var? Yok. Ne iş? Cevabı nedir bunun? Cevabı bulmak yani biraz zor olabilir. Ama biz bunu işledik. Cevabı neydi? Harekeli harflerin arda arda dört tane harekeli olarak gelmesi göze çirkin gelmektedir. Bu çirkinliği def etmek için. Neceyna, neceyena olmaz. Neceyena. Nasartu, nasaratu, ketebtu, ketebetu. Bunlar göze hoş gelmeyen şeyler, dile ağır gelen şeyler. Bu ard arda gelen dört harfin harekeli olarak karşımıza çıkması bir çirkinliktir. Bu çirkinlikten kurtulmak için oraya sükun verilmiştir. Yoksa bir amilden dolayı değil. Aşağıdaki ayetin nahı yönüyle tahlil ediniz. İnne isminin nasb haberini raf eden edatlardan bir tanesidir. İnne hurufu müşebbetun bil fi'i. Yani fiile benzeyen harflerdendir. Neden fiile benzeyen harfler diye kendisine isim verilmiştir? Bir sürü gerekçe var da. Bir iki tanesini hatırlatalım. Ne vardı mesela? Bir, kendisi fetha üzere mebni. İnne ne gibi? Nasara gibi, ketebe gibi, medde, ferra gibi, mazi fiilde olduğu gibi. Kendisinde fiil manası vardır. Başka en az üç harflidirler. Bu özelliklerden dolayı fiile benzetilmiş. İnne fetha üzere mebnidir.
İnnellâhe, Allah'a yani lafzatullah inlerin ismidir. İsmi müfredi musarif olduğundan fetha onun nasb alamettir. Ya'lemu innenin haberi olur. Nasıl haber? Ya'lemu fiil, hüve fail, fiil fail birlikte bir fiil cümlesi olur. İnnen haber olur. Yani ya'lemu tek başına bir fiil olup haber olamaz. Failiyle beraber olur. Gaybe semavat. Göklerin gaybını bilir. Burası da meful olmaktan. Gayb aynı zamanda muzaf. Es-semavat onun muzaf. İleyhi. Cimi müennes salim olduğu için esre onun cer alameti. Es-semavat kelimesi görüyoruz ki elif lamlı yani marifedir. Marifeye muzaf falan da marif olur. Buna göre gayb kelimesi de marifedir. Başka ne diyebiliriz? Burada bir izafet vardır ki gaybe semavat göklerin gaybını bilir. Bir izafet varsa manevi mi lafzi mi? Lafzi değil manevi. Manevi ise lam mı, min mi, fi mi? Bu da bir soru hemen karşımıza çıkar. Lam manasında göklerin gaybı, göklere ait gayb. Veya min manasında. Min olabilir mi? Min olamaz. Ne olur? Lam olur. Göklere ait. Göklerde yer alan. Fi de olabilir. Göklerde bulunan. Fi de olur. Lam da olur. Vel erzi. Vav atıf harfidir. Es-semavat onun matufun aleyhi. El-erhu ise matuftur. Aşağıdaki muzarenin irabı nedir? Le-tecidenne. Fetha üzeri mebni muzari fiildir. Kendisine tekit nunu bitiştiğinde muzari fetha üzeri mebni olur. Asli irab alametleri nelerdir? Aşağıdaki metne göre cevaplayınız. Ne diyor burada? Alamatul i'rabi el-asliyetu vel-fer'iyetu asli ve fer'i i'rab alametleri başlık. Alt başlık Alamatul i'rabi el-asliyetu fil isim. İsimdeki asli i'rab alametleri nelerdir? El-zammetu, el-fethatu, el-kesratu. Zamme, fetha, kesre asli i'rab alametleridir. Zamme, raf alameti, fetha, nasb alameti, kesre de cer alametidir. Bazı kitaplarda illetli 5 isim diye geçiyor. Mesela Mukaddimetül Acemiyye'de böyle geçti. Avamili Cürcani'de böyle geçti. Bazı kitaplarda ise 6 illetli isim geçmekte. Mesela Avamili bir gibi de 6 illetli isim diye geçiyor. Hangi kelimeyi eliyorlar da 5'e düşürüyorlar? Böyle bir soru akla gelmeli. O da nedir? Henu kelimesidir. Henu diye Henu kelimesi bazı dil bilginleri tarafından elenmiştir. 11 isimlerde takdiri irab nerelerde olur? Hangi durumlarda olur? Bir, münasebetten dolayı olabilir. Yani mütekellim yasına izafet olduğunda. 2, menkus isimde. 3, maksur isimde. Bu üç yerde takdiri irab olur. 12. Kat kelimesi neyin üzerine dahil olunca takrib manasına gelmekte? Mazinin. Kat kameti sala. Zamminin naibi olarak vav kaç yerde raf alameti olmaktadır? Vav kaç yerde raf alametidir? Katibune, cim-i müzekker salimde. Ebuhu, ehuhu. 5 illetli isimde de yine öyle olmaktadır. 5 fiil nedir? 5 isim nedir? 5 müfret nedir? 5 fiil yef'alani tef'alani yani muzari'nin tesnieleri. Yef'alune tef'alune muzari'nin cemi müzekkerleri. Tef'aline muzari'nin müsned mühendis muhataba kalıbı. Bunlara 5 fiil diyoruz. 5 isim ebu, ehu, hamu, fu, zu bunlardır. 5 müfred, müfredat-ı hamse. Müsned mühendis muhatabı hariç muzari'nin müfretleri ve mütekellim sıralarıdır. Doğru şık budur, diğerleri yanlıştır. 15. Aşağıdaki metne göre Emre Hazır'ın irabı nedir? Emre Hazır, mebni yunale sukuni, sukun üzere mebni oldu. Ne zaman? İda kâne sahihal ahir. Sonu sahih oldu. Eğer Emre Hazır'ın sonuncu harfi sahihse yani illet harfi değilse o Emre Hazır sükun üzere mebni olur. Nasıl ara? Yen soru unsur. Başka ida ittasalet bihi nunun nisbi. Kendisine
Cemil Mühendis Nuh'un bitiştiğinde de sütun üzerime ibni oldu. Unsur, unsura, unsuru, unsiri, unsura, unsur ne? 2. Emre hazır. Mebniyun ala hasi harfil illet. İllet harfinin hazfi üzere de mebni olur. Ne zaman? İza kâne olunca, bir de o emri hazır. Mu'tellel ahiri, sonu illetli olunca. Sonuncu harf illetliyse. Rama, yermi, irmi. 3. Mebniyun ala hasfin nuni. Nunun hasfi üzere de mebni olur. Ne zaman? Cem'i vav bitiştiği zaman. Unsur, unsura, unsuru kalıbı. Unsuru kalıbı. Başka? Kendisine tesni elifi bitiştiği zaman. Unsur, unsura. Başka? Nüsret müennes muhatabada. Unsuri. Buralarda nunun hasfi üzere mebnidir. Emri hazır. Mebni yun alel fethi. Fetha üzere de mebni olur. Ne zaman? Kendisine tekit nuru bitiştiği zaman. Unsuran, unsuranne gibi. 16. Efal hamsenin cezm hali neyledir? Efal hamsenin cezm hali. Efal hamse neydi? Yukarıda geçti. Mesela yef'alani. Yensuru. Yensurani. Yensuruna. Muzahirin tesniyesini ele alalım. Yensurani. Cezm hali neyle? Hazfunun. Nun'un silinmesiyle. Yensurani. Yensura diye kalırsa cezm halidir. Nasbı da öyledir. 17. Bu bilgiye göre muzari fiilin zamme ile takdiren merfu olduğu yer neresidir? Muzari fiil. Nerede olurmuş? Eğer muzari'nin sonuncu harfi illetliyse rama, yermi, buna örnek, daa, yed'u, örnek. Muzari'nin sonuncu harfi illet harfi ise orada muzari fiil irabı yani nasıl olmakta? Zamme ile takdiren merfu olmakta. 18. Aşağıdakilerden hangisi? Mastar harfi, nasb harfi ve istikbal harfidir. 3 özelliği de kendisinde barındırır. O nedir? En. En hem mastar harfidir. Me, ma, mesi, ması, mek, mak, iş, uş yapar. Hem de nasb harfidir. Muzari nasb edecektir. Hem de istikbal harfidir. Muzari'nin manasını geleceğe has kılar, ait kılar. 19. Altı çizgi olarak gelen lemma burada hangi manadadır? Mektubat-ı Rabbani'den alıntı. Neyin başında yer alıyor? Mazinin. Mazinin başında ise zaman manasıdır. Aşık. 20. Aşağıdaki cümleyi nahi yönüyle tahlil ediniz. Mezahibi Erbaan. İnne şüphesiz ki ferâ-i bâl-i vuzû-i abdestin farzları maksuratun sınırlandırılmıştır. Kasredilmiştir. Tahlil yapalım. İnne isminin az haberini raf eden edatlardandır. Seta üzerine mevnidir. Huruf-u müşebbetün bir hikayedir. İsminin az haberini raf eder. Bunları az önceki anlatmıştık zaten. Geçelim direkt. Feraiza kelimesi gayrimusarriftir. Sebebi yine müntehel cumu oluştur. Yukarıda böyle bir kelime yine geçti. İnne'nin ismidir. Aynı zamanda muzaftır. El vuzu onun muzaf mileyhidir. El vuzu eliflamlı yani marifedir. Dolayısıyla feraiz de marife olur. Feraiz de bir ilim de var biliyorsunuz. Maksuratun kelimesi ise innenin haber olmaktadır. Feraiz müntehel cumu yani bir cemi, gayri akıl cemi. Bu yüzden haberi de maksuratun nüsret mühennesi olarak gelmiştir. Şu anlık bu kadar.